Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili önemli bir konuya değineceğim. Arkadaşlar değineceğimiz konular şiir inceleme yöntemleri, şiirin bağlı bulunduğu gelenek ve şiirin ait olduğu şairi belirlemek üzerine kurgulanacak. Burada önce bir şiir nasıl incelenir, şiir incelenirken nelere dikkat edilir, yapısal ve içerik özellikleri nelerdir, bu özellikler bizi hangi geleneğe götürür? Yani şiir hangi geleneğin izlerini taşımaktadır? Bütün bu özellikler açısından da şiir hangi şaire ait olabilir? Bunu belirlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz 2021 AYT sınavında buna benzer bir soru gelmişti. Yani bize ikinci Yeni'ye ait bir şiir verildi ve şiirin şairi kimdir denildi? Kim olabilir denildi? Aslında burada bizden istenen arkadaşlar önce şiiri incelememizdi. Daha sonra şiirin bağlı bulunduğu geleneği belirlememiz gerekiyordu. Verilen 5 seçenekte her bir şair farklı bir geleneğe bağlıydı ve o noktada da ikinci yeniye ait olan ikinci yeni özelliklerini şiirinde kullanan tek isim İlhan Berk'ti ve cevabımız da o seçenekti. Dolayısıyla bu tarz sorularla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için... Şiir konusu AYT edebiyatın en önemli konularından biri olduğu için buradaki başlıklar bizim için hayati önem taşıyor. Yani bir şiir yapısal ve içerik özellikleri açısından nasıl incelenir bilmeliyiz. Bir şiiri inceleyerek o şiirin yazıldığı geleneğe gidebilmeliyiz arkadaşlar ki bu soruları çözebilelim. Şimdi bu dersimizde de dönem dönem ilerleyeceğiz. Yani ben önce sizlere dönemlerin özelliklerini vereceğim. Daha sonra bu özellikleri taşıyan bazı şiir örnekleri vereceğim. Tabii bu sırada da dönemlere bağlı olan bazı şairlerden de bahsedeceğiz. Şimdi dilerseniz ilk dönemle başlayalım. Önce İslamiyet öncesi Türk şiirinin özelliklerini inceleyelim. Burada nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsü, kullanılan dil öz Türkçe, lirik ve pastoral şiirler yazılıyor. Somut ve gerçekçi bir anlayış var. Genelde yarım ve tam kafiye kullanıyoruz. Koşuk, sagu, destan bu dönemde karşımıza çıkan nazım biçimleri. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz Buradaki sıralama rastgele oluşturulmuş bir sıralama değil arkadaşlar. Yani sizler de bir şiiri incelerken neye dikkat etmelisiniz? Öncelikle şiirin yazıldığı nazım birimini belirleyeceksiniz. Yani beyit, bent, dörtlük artık hangisi ise. Daha sonra şiirin yazıldığı ölçüyü belirleyeceğiz. Nedir bu? Hece ölçüsü olabilir, aruz ölçüsü olabilir ya da serbest ölçüyle yazılmıştır. Daha sonra şiirde dil özelliklerine bakacağız. Sade açık anlaşılır bir Türkçe mi var yoksa Arapça Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil mi var? Daha sonra arkadaşlar kafiye çeşidi ve kafiye örgüsüne bakacağız. Ki çok net bir ölçüt olmasa da bazı noktalarda işimize yarayabilir. Ardından şiiri içerik açısından inceleyeceğiz. Yani toplumsal bir temamı var yoksa bireysel izleklere mi yer verilmiş? Ardından da arkadaşlar burada sanatçıya ulaşmamız pekala mümkün olacak. Dolayısıyla bu başlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. İslamiyet öncesi Türk şiirinin de özelliklerini bu şekilde sizlere vermiş oldum. Burada en dikkat çekici özellik şiirlerin öz Türkçe ile yazılıyor olması. Yani bu dönem şiirlerinde yabancı etkiler yoktur. Fakat o dönem Türkçesi de, Türkçesi ile bu dönem Türkçesi arasında da farklar vardır. Şimdi şiiri inceleyelim birlikte. Kelde esin esneyi, katka tükel osnayı, kirdi bodun kasnayı, kara bulut kükreşiyor. Yağmur yağıp saçıldı, türlük çeçek suçuldu, yünçü kapı açıldı, çından yıpar yugruşur. Dikkat ederseniz arkadaşlar evet Arapça Farsça kelime ve tamlamalar yok ama bugünkü Türkçeden de farklı. İşte biz bu Türkçeyi öz Türkçe ile ifade ediyoruz. Bu noktada aslında sade... O dönem için açık anlaşılır bir Türkçe var. Yabancı etkilerden uzak bir Türkçe var. Ama biliyorsunuz dil canlı bir varlıktır. Süreç içerisinde çeşitli etkiler sebebiyle bugünkü halini almış durumda. Tekrar edelim. Buradaki özelliklere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu dönem Türkçesi bu şekilde bir öz Türkçedir. Böyle bir dil dil özelliğiyle karşılaşırsanız bilin ki o şiir sizlere İslamiyet öncesi Türk şiirini işaret etmektedir. Ki bu dönem şiirleri arkadaşlar ee, bu noktada şunu da belirtmek lazım: Mahlas kullanılmaz yani şiirlerin kimlere ait olduğu da belli değildir. Yani bu şiirlerde son dörtlüklerde mahlasla da karşılaşmayız. Şimdi halk şiiriyle devam edelim. Aslında halk şiiri İslamiyet öncesi Türk şiirinin İslamiyet'in kabulünden sonraki devam eden çizgisinin adıdır. Burada nazım birimimiz dörtlük, ölçümüz hece ölçüsü artık öz Türkçeden ziyade sade anlaşılır bir Türkçe ifadesiyle karşılayacağız bu dönem kullanılan dili. Her türden bireysel ya da toplumsal konu işlenebilir. Bu madde bizim için çok önemli. Somut ve gerçekçi bir anlayış hakimdir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü divan edebiyatına geçtiğimde de diyeceğim ki soyut ve hayali bir anlayış vardır. Dolayısıyla halk edebiyatı denildiğinde ne diyeceksiniz? Somut ve gerçekçi anlayış. Yine yarım ve tam kafiyeyi kullanıyoruz. Burada karşımıza çıkacak olan nazım şekli ve türleri nelerdir? Mani, türkü, koşma, semai, varsa, destan, ilahi deme, nefes, şatye, nutuk ve devriye. Şimdi inceleyelim beraber. Bakın birinci örneğimiz. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır, mahmur gözlü sevdiğim uyanmaya nazlanır. Bakın A, A, kafi örgüsü var. Tek dörtlükten oluşturulmuş. Yedili hece ölçüsü kullanılmış. Bu ne olabilir? Mani olabilir. Yine bent ve kavuştak bölümleri bulunan bir türkü örneği verdim sizlere dikkat ederseniz. Burada belirttiğimiz özelliklerin tamamını taşıyor arkadaşlar. Yine ala gözüm ben bu ilden gidersem zülfü perişanım kal melil melil. Keremet aklından çıkarma beni ağla göz yaşını sil melil melil. Burada 11 lehce ölçüsüyle yazılmış bir koşma örneği var. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni burada da bir ilahi örneği söz konusu. Dil, yapı ve içerik özellikleri bu şekilde olduğunda özellikle sade açık anlaşılır bir Türkçe kullanıldığında arkadaşlar aklımıza ne gelecek hemen? Halk şiiri gelecek. Bu durumda İslamiyet öncesi Türk şiiri ile halk şiiri arasındaki en belirgin fark ne oldu arkadaşlar? Bu noktada en belirgin fark kullanılan Türkçe oldu. Çünkü İslamiyet öncesi Türk şiirinde öz Türkçe'ye dair özellikler varken burada ise günümüz Türkçesine yakın sade açık anlaşılır bir Türkçe var. Ki burada da arkadaşlar halk şiirinde kaygısız aptallar, bir sultan aptallar, e, Aşık Veysel, aşık Veysel, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Seyrani gibi birçok şairde söz konusu. Burada halk şiiri özelliklerinin geneline hakim olmanızda da fayda var. Şimdi gelelim divan şiirine. Burada işler baştan aşağı değişecek arkadaşlar. Birçok şey değişikliğe uğrayacak. Çünkü burada özellikle Arap ve Fars edebiyatının etkisini görüyoruz. Dolayısıyla bu etki sebebiyle artık nazım birimimiz, temel nazım birimimiz beyt. Kullandığımız ölçü aruz ölçüsü. Kullandığımız dil Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır sanatlı bir dil. Konu olarak bireysel konuları tercih ediyoruz. Genelde aşk, şarap ve sevgili gibi kavramları işliyoruz ki bunlar sembolik kavramlardır. Onu da belirtmiş olalım. Her şairde görülen kalıplaşmış sözler yani mazmunlar karşımıza çıkacak. Soyut ve hayali bir anlayış var bakın halk edebiyatında durum nasıldı somut gerçekçiydi burada ise soyut hayali bir anlayış var halk edebiyatında yarım ve tam kafiyeyi kullanıyorduk ama burada tam ve zengin kafiyeyi kullanacağız nazım biçimlerimiz gazel kaside mesnevi rubayi tuyu şarkı müste, müstezat murabba terkibi ben tercihi ben gibi nazım biçimlerimizle söz konusu şimdi ben bir gazel, bir kaside, bir de şarkı örneğine yer verdim. Dikkat ederseniz gazel ve kasidemiz beyitle yazıldı, şarkı dörtlükle yazıldı ki bentlerle yazılan nazım şekilleri de var ama unutmayın divan edebiyatında esas nazım birimi beyittir. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yanda ahımdan muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Çok güzel bir gazeldir. Dikkat ederseniz e ee, yabancı kelime ve tamlamalarda söz konusu. Edirne şehri mi bu ya gülşeni meva mıdır? Anda kasrı padişahı cenneti ala mıdır? Beyti mamuru felek mi ol fezada ol saray ya zemini cennet olmuş Kabe-i ulya mıdır? Bakın burada bir Edirne şehri rengiz Edirne şehri övgüsü söz konusu. Bu da bir kaside örneğidir. Sevdiğim canım yolunda hakkı yaksan olduğum ayıttır çık nazile seyran'a kurban olduğum. Ey benim aşkında bülbül gibi nalan olduğum ayıttır çık nazile seyran'a kurban olduğum. Burada bakın nakarat bölümleri var. Bu da bir şarkı örneğidir. Velhaz. Nazım birimi, kullanılan ölçüsü, dil özellikleri, içerik özellikleri arkadaşlar bizlere neyi işaret ediyor? Divan şiirini işaret ediyor. Yani Necati, Hoca Dehani, Şeyhi, Şeyh Galip, Baki, Nabi, Nefi, Fuzuli gibi birçok önemli isim var. Ki 2021 AYT'de arkadaşlar beyitlerin yer aldığı, beyitler üzerinden cevaplamamız gereken 7 tane soru vardı. Ki ayrıca beyit şerhleriyle, tahlilleriyle ilgili de bir ders ulaştırmaya çalışacağım sizlere. Bu noktada dikkatli olalım. Şimdi artık Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını inceleyeceğiz. Burada da ilk başlığımız Tanzimat şiiri olacak. Bazı şeyler değişecek, bazıları değişmek istenecek ama pek değiştirilemeyecek. Ama burada bir yenilik arzusunun baskın geldiğini belirtmek lazım. Ne demek istiyoruz? Şimdi beyit, dörtlük ve bent nazım birimlerini kullanabiliyoruz. En önemli maddemiz şu arkadaşlar. Eski nazım biçimleri içinde artık yeni konular var. Peki nedir bu yeni konular? Vatan, hürriyet, İstikbal millet. Yani siz beyit nazım birimini buldunuz. Aruz ölçüsüyle yazılmış dediniz. Ağır sanatlı bir dil gördünüz. Ve buna rağmen içerikte hürriyet var, millet var, vatan var. Hemen aklınıza ne gelmeli? Tanzimat şiiri ve tanzimatın da birinci dönemi gelmeli. Bakın Namık Kemal'ın hürriyet kasidesinden aldığımız bir parçayı inceleyelim. Görüp ahkamı asrı münharif sıdku selametten çekildik izzetü ikbal ile babu hükümetten. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet men olan mazluma el çekmez ihanetten. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymetten. Bakın arkadaşlar burada bu hükümet, halka hizmet, millet gibi kavramlar var. Ama nazım birimi beyit, dil ağır, ölçü arız ölçüsü. İşte içerik özellikleri burada kullanılan içerik özellikleri tanzimat şiirini ne yaptı? Divan şiirinden ayırmış oldu. İşte buna dikkat edeceksin. Yani adam şunu yapabilir çok güzel de bir soru olur. Birinci şiirde bir divan beytine yer verir. İkinci şiirde Tanzimat'tan Namık Kemal'den bir beyit e yer verir ve der ki iki şiir karşılaştırıldığında hangisi söylenemez, hangisi söylenebilir. İşte bu noktada ikisini birbirinden neyle ayıracaksın? İçeri güzellikleriyle ayıracaksın. Şimdi geldik ikinci örneğimize. Bu da Tanzimat'ın ikinci döneminden Abdullah Hamid Tarhan'dan aldığımız bir şiir. Eyvah ne yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim o hak sar kaldı, bir guşede tar mar kaldı. Baki o enisi dilden eyvah Beyrut'ta bir mezar kaldı. Abdullah Kamil Tarhan'ın eşi için yazdığı bir şiirdi bu da. İkinci dönemde artık bireysel konulara yeniden dönüldüğünü de belirtmek lazım. Tazima şiiriyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada dikkat edeceğiniz isimler kimler? Bu arada onu da hatırlatmış olayım. namı Kemal, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Kamil Tarhan'dır arkadaşlar. Şimdi gelelim Servet-i Füyun'un şiirine. İşte artık e, köklü bazı değişiklikler burada yapılacak. Nedir bu değişiklikler? Artık Sone, Terzerima, Serbest Müstezat gibi yeni nazım şekilleri var. Ancapman kuralı uygulanıyor ve böylece arkadaşlar şiir düz yazıya yaklaşıyor. Aruz ölçüsüne devam ediyoruz. Ağır sanatlı dile devam ediyoruz. Bireysel konular işliyoruz. Zengin kafiye kullanıyoruz. Parnasizm şiirde gerçekçilik ve sembolizm akımlarından yararlanıyoruz. İki tane büyük şairimiz var Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin. Hemen bakalım. Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar geçen eyyam ev baharı arar. Ey kulubun sürudu şeydası, ey kebuterlerin neşideleri. O baharın bu işte ferdası kapladı bir derin sükuta yeri karlar. Küçük muttarit muhteriz darbeler, kafeslerde camlarda pür ihtizaz, olur dembedem nevhager namesaz, kafeslerde camlarda pür ihtizaz, küçük muttarit muhteriz darbeler. Dikkat ederseniz arkadaşlar beyit değil, dörtlük değil, bentlerle yazılmış. Ve burada dikkat edilirse yeni nazım şekillerini işaret eden unsurlar var. Dil ağır, aruz ölçüsü kullanılıyor. Bu tür durumlar bize kimi işaret edecek, neyi işaret edecek? Servet-i şiirini. Ve burada da iki tane büyük şair var. Biri Tevfik Fikret, aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan bir şair. Diğeri ise Cenab-ı Şahabettin. O noktada Elhan-ı Şita şiirini de hemen hatırlatmak lazım. Tevfik Fikret'le ilgili de son olarak şunu söyleyeyim. Servet-i edebiyatı da aldıktan sonra ...toplumsal konulu, toplumsal içerikli şiirlerde yazmıştır. Gelelim fecaati şiirine. Burada sanat şahsi ve muhterem yani bireysel bir sanat anlayışı var. Ağır sanatlı bir dil var. Aruz ölçüsüne devam. Kapalı anlatım, imge ve çağrışıma dayalı anlayış devam ediyor. Sembolizm, empresyonizm akımlarının etkisi var. Şiirlerde aşk, doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış... ...göller, kızıl renkler, kızıl akşamlar... ...sık sık karşımıza çıkan unsurlar... En önemli şair zaten Ahmet Haşim. Soru gelirse Ahmet Haşim'den gelir. Yani onun bir günün sonunda arzu ya da merdiven şiirlerini hatırlamakta da fayda var. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar. Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardığı yüzün perde perdesi olmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Görüldüğü üzere arkadaşlar dil, ser ve tüfüğünün edebiyatı kadar ağır değil ama anlam kapalı, çağrışıma, imgeye dayalı bir söyleyiş var. İmgeli bir söyleyiş söz konusu. Ki burada bütün bu özellikler bizlere saf şiiri de işaret etmektedir. Bu noktada güzel bir soru olur. Ahmet Haşim'in poetikası var saf şiirle ilgili. E, şiir hakkında bazı mülahazalar. Bu esere dikkat edelim. Şimdi geldik milli edebiyat şiirine. Milli edebiyat şiiri demek yapısal özellikler açısından halk edebiyatına geri dönmek demektir. Bakalım haklı mıyız? Nazım birimimiz dörtlük. Bazı şairlerimiz aruzu kullansa da büyük çoğunluğu daha sonra nereye dönecek? Hece ölçüsünü kullanmaya devam edecek. Daha doğrusu kullanmaya başlayacak. Artık eserlerde ve şiirde İstanbul Türkçesini kullanıyoruz. Bu noktada Yeni Lisan makalesinin katkısı büyüktür. Bireysel ve toplumsal konular var, somut gerçekçi anlayış var. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Yahya Kemal, beş hececiler olarak bildiğimiz şairler de bu noktada bu şiirin etkisindedir. Yani Size burada Faruk Nafiz'in sanat şiirini örnek olarak verdim. Bu şiire mutlaka bakın. Sorular genelde bu şiire ait dörtlükler üzerinden soruluyor. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, incinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen raksına dalarken için titrer derinden, çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden, toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybin Bu şiirde Arkadaşlar şair, milli edebiyat hususiyetlerini bünyesinde barındıran, bu hassasiyeti gösteren biriyle sanki batılı sanat anlayışını savunan birini karşılaştırarak şiir yazmış durumda. Dolayısıyla Anadolu'yu, Anadolu irfanını, milli edebiyatı, milli edebiyat şuurunu burada öne çıkaran bir isim olduğunu da belirtmek lazım. Şimdi milli edebiyat şiiri özellikleri böyle ama Mehmet Akif Ersoy ile Yahya Kemal Beyatlı'ya ayrı bir başlık açmak lazım. Mehmet Akif Ersoy realist bir isim ve bu dönemde aruz ölçüsünü kullanmaya da devam ediyor. Özellikle arkadaşlar manzum hikayeler yani tahkiye yöntemini kullanıyor. Şiir de hikaye anlatıyor. Seyfi Baba, Küfe, Hasır gibi şiirler bunlara güzel birer örnektir. Eğer diyaloglar verilmişse, şiir düz yazıya yaklaştırılmışsa, şiirde hikaye anlatılıyorsa bu dönemde aklımıza Mehmet Akif gelecek ki burada verdiğim Hasır şiirini okursanız bunu göreceksiniz. Yahya Kemal ise milli edebiyat döneminde saf şiir anlayışıyla eser veren bir isimdir. Onun tek heceyle yazdığı tek şiiri ok şiiridir ki yakın zamanda da sorulmuştu. Bunun dışındaki bütün şiirlerinde saf şiir özellikleri görülür ve aruz ölçüsünü kullanmıştır. Geçmiş yaz isimli şiiri de bunu gösteren bir örnektir. Bu noktada ikisini ayrı birer başlık açmakta fayda var. Bu noktada da dikkatli olalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saf şiiriyle devam edelim. Saf şiiri iyi ve güzel şiir yazmak şeklinde özetleyebiliriz. Şair kullandığı dilin mükemmel olmasına özen gösterir. Dolayısıyla da şiirde müzikal değerleri ön planda tutar. Bunun için de ahenk, ritim, kafiye gibi unsurlardan yararlanır. Tek amaç iyi ve güzel şiir yazmaktır. Didaktik ögelere yani öğretici unsurlara asla yer vermeyiz. Amacımız estetik zevk uyandırmak. Zengin bir imge dünyasından yararlanıyoruz. Yani şairler kelimeleri, kelime gruplarını çağrışıma, yoruma açık şekilde kullanacaklar. Onlara yeni anlamlar yükleyecekler. Sade, açık bir dil tercih edilecek. Dize şiirde en önemli öge. Sanat için sanat anlayışıyla ürünler ortaya koyuyoruz ve burayı unutmamanızda fayda var. Sembolizm akımının etkileri saf şiire bağlı bütün şairlerde görülecek. Peki, saf şiir özelliklerini bulduğumuz bir şiir kime ait olabilir? Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhib Dranas gibi isimler var. Arkadaşlar Necip Fazıl'da Çile, Ahmet Hamdi Tanpınar'da Zaman, Rüya, Bilinçaltı gibi ögeler. Asaf Halet Çelebi arkadaşlar He, Lam Elif, Om Mani, Patme Hum gibi eserler. Cahit Sıtkı Tarancı'da Yaşama Sevinci ve Ölüm Korkusu bir arada. Ahmet Muhib Dranas'ta Olvido, Kar, Fahriye Abla, Serenat gibi şiirlerimiz önemli. Şimdi bu özelliklerin görüldüğü şiirleri inceleyelim. Tabi önce özetlemek gerekirse burada Nazım biriminin Mısra olduğunu söylemek lazım. Ölçü olarak serbest ölçüden ya da heceden yararlanıyoruz arkadaşlar. İçerik olarak ise bireysel temaları el alacağız. Arkadaşlar şimdi birlikte örneklerimizi inceleyelim. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında, bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Bakın, kafiyeden rediften yararlanılmış durumda arkadaşlar, dolayısıyla bir ahenk katılmış durumda şiire, imgeden yararlanılıyor, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında zaman kavramının ön plana çıktığını görüyoruz. Bir garip rüya rengi ifadesi var, bu bir imgedir. Şekillerin uyuşması imgedir. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil ifadesiyle de saf şiire dair özellikleri görüyoruz. Yani toparlamak gerekirse nazım birimi olarak dörtlükten ya da dizeden yararlanılacak, zengin bir imge dünyasına yer verilecek, bu ne demektir şiir yoruma açık olacak, her okuyan şiirden kendince bir anlam çıkaracak, kafiyeden rediften yararlanılacak ve bireysel bir şiir anlayışı ortaya konacak. İkinci şiirimize bakalım. Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız kullanılmış bir takvim üzerinde bir resim azgın sonsuz bir deniz kaygısız düşüncesiz çalkalanıyor boşlukta görüldüğü üzere yine imgenin ağırlıkta olduğu bir şiir var Yeşil pencerenden bir gül at bana ışıklarla dolsun kalbimin içi Geldim işte mevsim gibi kapına gözlerimde bulut saçlarımda çiğ Çıngıraksız, rehbersiz deve kervanı nasıl ipekli mallarını kimseye göstermeden, sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl, ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden. Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika, bir buz parçası gibi kendinden eriyecek, semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek. Arkadaşlar, kafiye, redif, müzikal değerler, ahenk, ritim, imge, çağrışım, yorum... Özellikle de sembolizm bizlere saf şiiri işaret eder. Bu özellikleri gördüğümüz şiirlerde ancak Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhyiddranas gibi isimlere ait olabilir. Şimdi serbest nazım ve toplumcu şiiri inceleyelim. Burada ölçü ve kafiyeden yararlanmıyoruz. Verilmek istenen bir mesaj var yani ideoloji, mesaj, düşünce şiirde ön planda. Fütürizm akımının etkisi görülecek. Bu akımda arkadaşlar makine ve çark seslerini şiirde aktarmak önemlidir. Şiirde madde ön plana çıkarılır. İtalya'da ortaya çıkmış, Rusya'da Mayakovski tarafından geliştirilmiş, bizde ise Nazım Hikmetran en önemli temsilcisidir. Burada şiirde amaç toplulukları harekete geçirmektir. Dolayısıyla da dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır, heyecana bağlı işlevde kullanılır. Biçim değil içerik önemlidir. Nasıl ki saf şiirde biçim de önemliydi, burada ise içerik önemli. Saf şiirde bireysel bir içerik söz konusuydu. Serbest nazım ve toplumcu şiirde ise arkadaşlar toplumsal bir içerik söz konusu. Nazım Hikmet Ran, Ercüment Behsat Lal, Ahmet Arif, Enver Gökçe A. Kadir, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Ömer Faruk Toprak, Rıfat Ilgaz gibi isim. Toplumcu gerçekçi şiirin en önemli isimleridir. Burada özellikle Nazım Hikmet Ran, Ahmet Arif ve Rıfat Ilgaz'a dikkat etmemiz gerekiyor. Ki şiirde mısralarla, kelimelerle şekiller çizmeye de çalışırlar. Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Bir acayip duygu mürdüm eriği çiçek açmıştır. İlk önce zerdali çiçek açar, mürdüm en sonra. Sevgilim çimenin üzerine diz üstü oturalım, karşı be karşı. Hava lezzetli ve aydınlık fakat iyice ısınmadı daha. Çağla'nın kabuğu yemyeşil tüylüdür, henüz yumuşacık. Bahtiyarız yaşayabildiğimiz için. Bakın arkadaşlar, şekil özellikleri itibariyle maddeyi aktarmaya çalışan şiir, düşünceye yer veren şiir, kafiye ve ölçüyü önemsemeyen şiir, biçimi önemsemeyen şiir, içeriği ön plana çıkaran şiir, özgürlükten, is isyandan, yaşamaktan, e dramdan, sosyal problemlerden dem vuran şiir, makineyi, çark seslerini, fabrikayı, işçiyi ön plana çıkaran şiir, serbest naz nazım ve toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır. Bu noktada da bu şiir az önce bahsettiğim isimler tarafından ancak yazılmış olabilir. Milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiiri inceleyelim. Burada, Milli Edebiyat döneminde bahsettiğimiz özellikleri yeniden görüyoruz. Yani nazım birimimiz dörtlük, ölçü hece ölçüsü, anlaşılır bir Türkçe'ye yer veriyoruz. Lirik ve epik şiirler yazıyoruz. Somut ve gerçekçi bir anlayış söz konusu. Ahmet Kutsi Tecer Neredesin şiiriyle hatırlıyoruz. Arif Nihat Asya e, bayrak şairidir. Kemalettin Kamu gurbet şairidir. Ömer Bedrettin Uşaklı, Zeki Ömer Defne'de yurt güzellemeleri öne çıkar. Behçet Kemal Çağlar'da arkadaşlar Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanır. Atatürk'e yakın bir isimdir. Yine Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber 10. yıl marşını yazmıştır. Bunların dışında İbrahim Alaaddin Gövse, Orhan Şahik Gökyay, Necmettin Halil Onan gibi isimler göze çarpmakta. Deli Kızın Türküsünü inceleyelim. Çıkarım nişanlım geliyor diye henüz ötüşürken köyde horozlar, girerim yastığım bekliyor diye geç vakit meradan dönerken yozlar. İçimde tutuşmuş bir demet saman, bulutlar göğsümden yükselen duman. Sanırım yollara baktığım zaman atlılar geliyor giyinmiş bozlar. Bayrak şiirini inceleyelim. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım dalgalandığın yerden ne korku ne keder gölgende bana da bana da yer ver sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızın ışığı yeter bakın milli özellikler epik özellikler eğer bir şiirde görüyorsak Dörtlük hece ölçüsü ve anlaşılır bir Türkçeden yararlanılmışsa ki bu serbest ölçüde olabilir ama milli duyarlılık yansıtılıyorsa arkadaşlar ve Cumhuriyet döneminden bahsediliyorsa burada milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir aklımıza gelmeli. Bu noktada da şiir ancak burada verilen isimlerden birine ait olabilir. Şimdi soru gelme ihtimali yüksek bir başlık olan garip şiiri yani birinci yeni şiirine bakacağız. Burada şiirimizde konu olarak sıradan insanlar, sokak, gündelik hayat yer alacak. İdeolojiye, siyasi söylemlere yer vermeyeceğiz. Şiirde kural yok. Konuşma dilini kullanıyoruz. Şairanelikten kaçınıyoruz. Anlam kapalı olmamalı asla. Dolayısıyla da imgeye, çağrışıma, mecaza, soyut düşünceye asla yer vermiyoruz. Halk şiiri özelliklerinden yararlanacağız. Söz sanatlarına yer vermek yok. Alaya, nükteye, mizaha şiirde yer veriyoruz. Yaşama sevinci, tabiat sevgisi, çocukluğa dönüş, ölüm, insan sevgisi, aşk işlenen başlıca konularımız ve önemli 3 ismimiz var. Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday. Burada Kitab-ı Sengi Mezar şiirine dikkat edilmeli. Adeta Garip şiirinin manifestosu gibidir arkadaşlar. Neden? Şimdi önce şiiri okuyalım. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar, hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Ye. Tüfeğini depoya koydular, esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gittiği ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Bakın arkadaşlar şairanelik yok. Söz sanatları yok denecek kadar az. Ölçü yok, kafiye yok. imge yok, mecaz yok, soyut düşünce yok. Sanat kaygısı yok, biçim kaygısı yok. Herhangi bir kurala bağlı kalma durumu yok. Sıradan bir insan olan Süleyman Efendi'nin ölümü var, basit bir Türkçe var, basit bir anlayış, söz konusu kurallara da uymuyoruz. Bu noktada da hemen aklımıza ne geliyor? Garip şiiri. Delikli şiiri inceleyelim. Cep delik, cepken delik. Kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik? Ne demiştik? Alaya, nükteye, mizaha yer verilir demiştik. Pazar akşamlarını inceleyelim. Şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir katta yeni esvabım olacak ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak zannediyor musun ki ben de sana şimdiki kadar kıymet vereceğim. Arkadaşlar bakın yine az önceki gibi herhangi bir kurala bağlı kalma durumu olmadan sıradan bir durum bizlere basit bir Türkçe ile aktarıldı. İşte bu türden basit bir şiir ile karşılaştığımızda yani şiiri küçümsemek adına söylemiyorum bunu işlenen konu kullanılan dil özellikleri açısından herhangi bir estetik zevk kaygısı gütmeden yazılmış bir şiir duyduğumuzda gördüğümüzde aklımıza garip şiiri gelmeli. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci yeni şiirine. 2021 yılında soru ikinci yeni şiiriyle ilgiliydi. Yani bizlere bir şiir verildi ve kime ait olduğu soruldu. İkinci yeni şiirinde sürrealizm akımının etkisi söz konusudur. Bilinçaltı ön plandadır. Dolayısıyla da şiirlerde anlam yoktur ve bir karmaşık olma durumu söz konusudur. Gelenekten kopukluk, günlük konuşma dilinden uzaklık, özgür çağrışım, soyutlama, Anlamsızlık, imge, bilinçaltı, kapalılık Bakın buradaki en önemli ipucu arkadaşlar İkinci yeni şiirinde anlam aramıyoruz Buraya dikkat edelim Şairlerimiz gelenekten yararlanmayacak Şaşırtıcı isim ve tamlamalara yer verecek Şehirli bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzluklar gibi temaları işleyeceğiz Kimler var peki? Ece Ayhan, Cemal Süreyya, İlhan Berk, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Edip Cansever, Sezai Karakoç yani arkadaşlar bizlere bu özellikleri taşıyan bir şiir verildiğinde şair olarak ancak burada yer alan isimleri düşünebiliriz. Bakalım verilen özellikler örnek şiirimizde yer alacak mı? Atımı istedim evin göğü gerindi, Çin gülleri bir yerden oradan geliyordum. Öyle sular dağların üstüydü isminiz, yeşil o solukları gibi rüzgarların, bir bin yıl rüzgar değirmeninizde kaldım. Teb kralları gibiydim öyle yalnızdım, bir çağda seni bu beyazlığında tuttum. Ak sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi. Ben rüzgar değirmeninizde kaldım. Dikkat ederseniz arkadaşlar şiirde anlama ulaşmak hiç kolay değil ve zengin bir imge dünyası söz konusu. Büyüyüp giden hüzne bakalım. Bir güzel aşk yılanın ortasında bir kestane ekerim büyür gider. Orta çağdan bir deniz hartasında bir iki harf bulurum büyür gider. Biliyorum ikimiz arasında bir deste gül mü ne var büyür gider. Sen bir aklık gibisin sırasında boynum ve dediklerin büyür gider. Ölür gider çinisi bir soylunun, bize bir mavi kalır büyür gider. Ve içilir bir devin sofrasında ara yerde bir hüzün büyür gider. Arkadaşlar yine imge söz konusu, yoruma çağrışıma açık ifadeler var. Anlama ulaşmak pek mümkün değil. Yani olabildiğince kapalı bir şiir konusu, söz konusu. Dolayısıyla da burada hemen aklımıza ne gelecek? İkinci yeni şiiri ve şairleri gelecek. Böylece arkadaşlar dönemlerin genel özelliklerini yeniden hatırlamış olduk. Bir şiir nasıl incelenir? Şiirin bağlı bulunduğu gelenek nasıl belirlenir? Bunun üzerinden şiirin şairi kim olabilir? Bunu belirlemeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Buna benzer bir dersi daha önce de kanala yüklemiştim. Yine kanalın oynatma listesinden o derse de göz atabilirsiniz. Farklı örnekler üzerinden bu konuyu daha önce işlemiştim. O dersin de faydası olacaktır. Arkadaşlar kanala destek olur ve yorum bölümünde düşüncelerinizi belirtirseniz memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.